Şu anda Skype hattımızda. Merhabalar, bültenimize hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasını az önce ekranlara getirdik. İyi Parti'den de buna yanıt geldi. Öncelikle bununla başlayalım. Siz bu açıklamaları ve cevapları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yani Bahçeli'nin sık sık yaptığı bir şey. İktidarı zor durumda kaldığı zaman iktidara savunmak, iktidarın kılıcı gibi davranmak ve Erdoğan'ın paratoneri olmak gibi bir görevi üstleniyor. Yani iktidarın giderek zayıfladığını ve giderek güç kaybettiğini görüyor. İşte son anketlerde ortada. Ekonomik durum bütün parlatmalara rağmen, Maliye Bakanı'nın ve diğer iktidar sözcülerinin parlatma çabalarına rağmen son derece kötü bir gidiş içinde. Ve üstelik de salgın yeniden parlamaya başladı. Bütün belirtiler ortada. Korona virüs salgını maalesef önümüzdeki günlerde çok daha vahim bir şekilde kendini gösterecek. Tabii bu ekonomiyi de çok ağır bir şekilde etkileyecek. Bunları hep görüyorlar. Ve bütün bu çerçevede siyaseti karıştırmak için Devlet Bahçeli'yi piyasaya sürüyorlar. Yani Devlet Bahçeli'nin açıklamaları son derece yani ciddi değil, öyle bir dayanağı falan da yok. Üstelik de Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Meral Akşener'e yaptığı çağrının somut bir temeli de yok. Çünkü Meral Akşener zaten o partinin içindeydi ve eğer iktidar devreye girip de mahkemeleri yönlendirmeseydi MHP'nin genel kurulu olacaktı ve büyük bir ihtimalle Meral Akşener partinin başına geçecekti ve Devlet Bahçeli de tasfiye olacaktı. Ama iktidar bunu önledi. Dolayısıyla Meral Akşener'in eve gelmesi gelmemesi, yani bir sözcü, İYİ Parti sözcüsü bunu belirtmiş, biz zaten evimizdeyiz diye. Bir, ikincisi Meral Akşener tam tersi şeyleri savunuyor. Yani parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını savunuyor. Halbuki Devlet Bahçeli bu tek adam rejimini, tek adam diktatöryal rejiminin en büyük destekçisi, hatta anayasa değişikliği için çağrı yaptı. İşte gelin ne istiyorsanız ben size gereken desteği veririm dedi ve Erdoğan'a yönelik, Erdoğan için hazırlanan anayasanın gerçekleşmesini sağladı. Ve bu tek adam rejiminin silahşörü gibi, tetikçisi gibi davranıyor. Dolayısıyla bu açıklama da ortalığı karıştırmaya yönelik, zayıflayan iktidarın, güç durumda kalan iktidarın bir anlamda işte muhalefeti parçalayarak ya da muhalefet içinde bir takım işte tartışmalar yaratarak şu güç sürecinden biraz daha kurtarabilmek, zaman kazanmak için yapılmış manevralar bunlar, profesyonelce. Hiçbir değeri yok, karşılığı yok yani. Evet, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkinde konuşalım biraz. İktidara yakın medya bu iddiaları sık sık gündeme getiriyor ve Muharrem İnce de konuya ilişkin net bir açıklamada da bulunmadı, kuracağım ya da kurmayacağım şeklinde. Ama bu şekilde köşe yazıları ve haberler dönmeye devam ediyor. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Muharrem İnce'nin yaklaşımı Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana devam ediyor. Yani Muharrem İnce muhalefetin adayı olarak çıktı Erdoğan'ın karşısına. Oldukça da yüksek bir oy aldı ama o tarihten beri zaten parti içinde memnuniyetsizliği belliydi. Genel başkan olmak istiyor ama işte onun sürekli işte kendisine göre, iddialarına göre sürekli yolu kesiliyor. Ve genel başkan olmaması, işte genel kurul toplamaya çalıştı, olmadı vesaire. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da ben bu işe devam edeceğim, yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağım şeklinde açıklamalar yaptı. Sonunda en son bu son genel kurulda da baktı ve bu partide artık benim yapabileceğim bir şey kalmadı diye düşündü büyük bir ihtimalle. Yani başından beri farklı bir şey yapmak istiyor, onu başaramadığı için de başka yapabileceği bir şey yok. İşte Anadolu'yu da biraz Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir dolaştı, taşrayı dolaştı ve oradaki örgütlerle, oradaki partililerle ya da seçmenlerle temas etti. Kendine göre bir değerlendirme yapmış ve orada bir parti kurarsa bunun destekleyeni çok olur diye düşünmüş. Yani yapılan açıklamalar, dolaylı açıklamalar, Muharrem İnce kendisi açıklama yapmıyor. Bakıyoruz çok ilginç, yani en yakın arkadaşının ağzından yahut da işte başka kanallardan bir takım açıklamalar duyuyoruz.
Bunları yalanlamıyor ama doğrulamıyordu aynı zamanda. Fakat öyle görünüyor ki bir parti kurma hevesi var içinde. Sorun şu ki zamanlama. Yani zaman çok tatsız bir zamana geldi. Türkiye seçime gidecek mi, gitmeyecek mi? İşte iktidar partisinin en zayıfladığı bir süreçte, giderek de güç kaybettiği bir süreçte iktidar partisine karşı şu anda güçlenen muhalefetin içini karıştırır mı, karıştırmaz mı? Nitekim iktidar da bunu körüklüyor. Muharrem İnce'nin ayrı bir parti kurması için elinden geleni yapıyor. İşte hem yazarlarıyla, çizerleriyle hem de işte ortaya atılan dedikodular, söylentiler vesaire. Bütün bu ortam muhalefeti karıştırmak, bu süreçte muhalefetin gücünü azaltmak. Yani hem Devlet Bahçeli'nin çıkışı hem Muharrem İnce'nin işte bu çıkışı diyelim, yani resmen kendisi bir herhangi bir çıkış içinde değil, açıklaması da yok ama parti kuracağına ilişkin bir ateş körükleniyor. Bütün bunlar iktidar hesapları için yapılan ve işte iktidarın iktidarını sürdürebilmesi için döndürülen siyasi polemikler, siyasi oyunlar diyelim. Yani bütün bunlar iktidar için yapılıyor netice Peki itibariyle. bunun gerçekleşmesi halinde, yeni bir parti kurulması halinde CHP'de ya da ana muhalefette durum nasıl olur? Şimdi tabii iddialar o ki işte çok kendisini şanslı görüyor ve destekleyeni çok olur diye düşünüyor Muharrem İnce ama öyle olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok insan ayrıldı. Partisiyle uzlaşamayıp yahut da işte çelişkiye düşüp yahut kavga edip ayrılan çok siyasetçi oldu. Ama onların kurdukları partiler geçmişte 40-50 yıllık geçmiş içinde baktığımız zaman hiçbiri başarılı olamadı. Ana gövdeden ayrılan partiler, ana gövdeden ayrılan siyasetçiler genellikle pek dikiş tutturamıyorlar. Bunun çok somut örnekleri var geçmişte. Muharrem İnce'nin de yani örgütlenebilse bile oy anlamında büyük bir desteği olabileceğini ben tahmin etmiyorum. Olabilir, destekçileri vardır. Parti içinde de şu andaki parti yönetimini beğenmeyen değişik kesimler var. Ulusalcı kesimler var, sol kesimler var ama sol kesimler Muharrem İnce'yi niye desteklesin? Desteklemezler. İşte Kürtlere yönelik hesaplar yapıyor. Muharrem İnce'nin son açıklamalarına bakıyoruz. İşte 31 Mart yerel seçimlerde partimiz Kürtlerin başarısını dikkate almadı, küçümsedi, onlara teşekkür bile etmedi şeklinde açıklamaları var. Demek ki Kürtlerden ya da işte AKP'ye oy veren muhafazakar Kürtlerden Muharrem İnce de bir takım paylar değiştirmeye çalışıyor, hesaplıyor en azından. Ama bunlar tutacak hesaplar değil, öyle görünüyor. Şimdi önümüzdeki hesap dönemi seçim dönemidir. Yani gerçekten seçim olacak mı, olmayacak mı? Birinci mesele bu. İkinci mesele, seçim olacaksa ne zaman yapılacak? 2021'de mi, önümüzdeki yıl mı? Ya da onu takip eden bir normal bir seçim süreci mi yaşayacağız? Bunlar tartışılıyor. Bunlar daha kesin bilinmiyor. Ama tabii iktidarın gidişi, güç kaybetme, kan kaybetme süreci bu hızla devam ederse erken seçim tartışmaları çok daha sıcak bir şekilde gündeme gelecektir. Muharrem İnce'nin hesapları, bu özellikle bu seçim için hesapları tutmaz bence. Bu önümüzdeki seçimler için bu parti oluşma hesaplarının tutmayacağını düşünüyoruz. Çok farklı, çok farklı, çok değişik, kimsenin beklemediği gelişmeler de yaşayabiliriz. Evet, son olarak bir soru daha sormak istiyorum. İktidarın gittikçe güç kaybettiğini söylediniz. Peki iktidar korona sürecini ve ekonomik krizi yönetebildi mi bu süreçte? Koronavirüs salgını ile birlikte. Hayır, yani hiçbir süreci yönetemedi. Yani son dönemlerde özellikle son birkaç yıldır ne dış politikayı ne iç politikayı ne de bu korona salgın meselesini yürütüyor. Yani hep miş gibi yapıyor. Gerçekleri saklayarak, gerçekleri saptırarak meseleyi geçiştirmeye çalışıyor. Hem ekonomide öyle oldu hem de bu salgın meselesinde.
hiçbir şey yokmuş gibi normalleşmeye geçti ve her alanda normalleşerek işte ekonomiyi çalıştırmak ve ekonomik çöküşü hızlanmasını engellemeye çalıştı. Ama işte bu son bayram tatilinde olup bitenleri biliyoruz. Ve binlerce, yüz binlerce kişinin tatil yörelerine koştuklarını herhangi bir tedbir almadan tatil yörelerinde üst üste tatil geçirildiğini biliyoruz. Ve bunun olumsuz sonuçlarını bütün bilim adamları bizzat işte bu pandemi kurulundaki yetkili bilim insanları da söylüyorlar. Bunun sonuçları ağır olacak diyorlar. Nitekim hasta olan devletin, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kontrollü rakamlarda bile hastalığa kapılanların sayısı 1000'i geçti. Yani epidir 1000'i geçirmiyorlardı. 1000'i geçti diye Diyarbakır, Urfa, Güneydoğu'dan gelen ve diğer bazı şehirlerden gelen rakamlara baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rakamların çok çok üstünde, kat kat üstünde olduğunu görüyoruz. Hastanelerde olağanüstü çalışmalar var. Yatakların giderek dolu olduğunu, hastanelerin tam kapasite çalıştığını ve çalışmaya hazır hale getirildiğini görüyoruz. Dilerim olmaz ama önümüzdeki süreçte salgının tekrardan gündeme geleceği bir ortam yaşayacağız ya da ikinci dalga denilen dalgayı yaşayacağız gibi görünüyor. Bu zaten bütün Avrupa'da, dünyada da böyle. Ama Türkiye'de yöneticilerin bu yanlış yaklaşımları, bu meseleyi geçiştirmeye yönelik yaklaşımları nedeniyle Türkiye yeniden bir bedel ödeyecektir diye düşünüyorum maalesef. Koray Düzgören, bağlandığınız ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.